Fiat Linea alınır mı? Türk halkının C segment olarak geçen Linea daha büyük. Yerli otomobil bazında baktığı arabalar şimdiki gibi nerede araba alacaksın 100 bin lira, seneye 200 bin lira satacaksın. Araba Euro 4 mü, Euro 5 mi? Herkese merhabalar, ismim Ufuk Ongun. Size İzmoto Expert'in 1. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Bugün sizlere Türkiye'de en çok sevilen, satılan, aileler tarafından tercih edilen ekonomik sınıftaki lider otomobillerden bir tanesi Fiat Linea'yı anlatacağım. Fiat Linea alınır mı? Alırken nelere dikkat edilir? Şeklinde bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet, Linea'ya kısaca bir başlangıç yapalım. Linea nasıl ortaya çıktı? Fiat Marea'nın taşıdığı bayrağı Fiat grubu Linea ile devam ettirdi. Aslında ülkemizde baktığımız zaman bir Marea'ya göre Linea'nın satış oranları, beğenilirliği, talebi çok çok daha fazlaydı. Bana sorarsanız şahsen 90'lı yılların sonunda üretilmiş Marea inanılmaz kaliteli, konforlu bir otomobildi. Ama bizim ülkemizde Fiat grubu araçlar ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı yerli, bir kısmı İtalyan olarak algılanmakta. Ki zaten normalde böyle İtalyan üretim olarak gelmekte. Ve İtalyan olarak gelen üretimlere nedense hep ithal araç olarak bakıldığı için Fiat grubunu kullananlar adına biraz daha lüks segment ve pahalı kalmaktaydı. Bir çekince vardı bununla alakalı. Çünkü yedek parça, malzemede sorun yaşarız gibi düşünce vardı. 2003 yıllarında Fiat grubunda bulunduğum süreçte hatta şunu yaşadım. Satış bölümünde çalışan arkadaşlarımız o yıllarda 2003 yılında Fiat Palio, Albea gibi arabaları ayda 20 tane, 30 tane, 40 tane hatta Doblo da vardı o dönem çıkmıştı. Doblo satarken eğer ki bir tane Punto satamazlarsa ki bahsettiğim Punto Grande Punto'dan önceki Punto. Satamaz, yeni çıkan bir Punto'dan bahsediyorum. Satamazlar ise prim alamıyorlar veya Fiat Panda yeni çıkmıştı. Fiat Panda satamazlarsa prim alamıyorlardı. Yani İtalyan grubuna karşı Türk halkının çekincesi olan bir durumdan kaynaklı yerli olan Fiat Palio, Fiat Albea gibi araçlar çok talep görse de bu arkadaşlarımız İtalyan aracı satamadıkları için bizim Türk halkında böyle bir o araçlara karşı soğuk duruş olduğu için primlerini dahi alamıyorlardı. İlla ki o arabadan satmaları gerekiyordu. Çünkü Türk halkının yerli otomobil bazında baktığı arabalar Albea, Palio. Bu bandı da Linea devam ettirdi. Yani Marea'nın yerini aldı belki ama yerli olarak devam ettirdi. Zaten Fiat'la beraber Tofaş'ın beraber tasarladığı bir otomobil. Bunun en büyük göstergesi 2006'da İstanbul Auto Show'da araba 2 Ekim 2006'da yapılan İstanbul Auto Show'da ilk araç tanıtıldı. Mart 2007 itibariyle de ülkemizde araba satılmaya başlandı. İlk etapta bu araçlar o yıllarda şirket araçları olarak inanılmaz rağbet gördü. Gümüş rengi ve beyaz rengi dizel araba olduğu için bir defa reprezentantlar tarafından ve birçok firma tarafından tek tek sayabilirim. Beyaz Filo, o yıllarda Intercity başta olmak üzere bu araçlara inanılmaz talep gösterdi. Neden? Yakıt ekonomisi var. Şehir içi 6,5 litre civarında yakıyor. Şehir dışına 5 litrenin altına düşebiliyor. Bagaj deseniz inanılmaz büyük. 500 litre bagaj var. 500 litre bagaj bugün D segment otomobilde olan bir bagaj. Yani D segment büyüklüğünde bir arabadan bahsediyoruz. Hatta kıyaslayalım. Arabanın şu anki yani boyutları, Linea'nın boyutları 4 metre 59 santim. Hatta 6 milim yani 4596 diye geçer. Baktığınız zaman milim bazında. 4 metre 59 santim. D segment olarak sunulan Mercedes W204 kasa 4 metre 59 santim. Yani hatta 6 milim kadar C segment olarak geçen Linea daha büyük. Yani boyut olarak inanılmaz büyük. Bagaj baktığımız zaman D segmentte 480 litre araçlarda ortalama. Mercedes'te de böyleydi. Bu araçta 500 litre bagaj var. Yani bagaj olarak inanılmaz büyük. İç kullanım boyutları olarak aile için çok uygun. Yine örnek verelim. Mercedes'in C180'i W204 kasası 4 koltuk olarak geçmekte. Ama bu araba 5 koltuk olarak geçmekte ruhsatlarda baktığınızda ve 3 kişi arkaya rahatlıkla oturabiliyor. İç kabin çok geniş. İç kullanım alanı çok rahat, ferah. Bagajımız geniş. Arabanın boyutları gayet iyi. Ve 6 litre gibi yakıt yakıyor. Bahsettiğim bugün için düşünmeyelim bunu. 2007 yılı için düşünelim. Muhteşem bir sedan otomobildi bu baktığımızda ilk çıktığında. İç donanım özellikleri de fena değil. Yani bu araba dediğim gibi Marea'nın yerini aldı. Ancak aslında Türk halkında Albea'nın yerini aldı. Albea'dan daha geniş bir araba. Albea'dan donanım olarak daha üstün bir araba. Baktığınızda görünüm olarak da çok şık bir araba. İşte önde krom panjurları falan olan bir araba. Dolayısıyla çok çok fazla tutuldu. Hem halk tarafından sevildi. Özellikle dizel versiyonları taksiciler tarafından alındı, talep gördü. Ticari olarak kullanıldı. Firmalar tarafından kullanıldı. İnanılmaz bir satış patlaması oldu. Yıllar boyunca en çok satan arabalardan bir tanesi Fiat Linea'ydı. O yıllardaki sadece tek olumsuz durum arabanın çok fazla bulunuyor olması. Bu bütün fiyatlarda aslında geçerli. Ve eskiden bu arabalar bu kadar prim yapmıyordu. İkinci eli çok kuvvetli değil. Yani 20 bin liraya aldıysanız bir sene sonra 21 bin liraya ancak satıyordunuz gibi durum vardı. Eskiden böyleydi. Şimdiki gibi nerede araba alacaksın 100 bin liraya, seneye 200 bin liraya satacaksın. Böyle bir durum o zaman da yoktu ama yine de Linea bir tık Albea grubunda da aynı şey vardı. Fiat grubundaki araçlarda
prim olayı çok fazla üzerine koyarak gitmiyordu. Bunun da sebebi araba çok bulunan bir araba. Yani aynı renkten, aynı kilometreden bir sürü araba var internette. Biraz satarken o konuda rakibinin çok olan bir araba olduğunda parantez içinde söyleyeyim. Lineal'in kısaca giriş kısmını toparladık. Esas şimdi daha temel önemli noktalara geçelim. 1.3 Multijet motordan bahsedeyim. 1248 cc 90 beygirlik bir motor. Bu aracımız baktığımız zaman 2012 yılının ikinci yarısında yine 1248 cc 95 beygirlik motor çıktı. Aradaki tek fark 5 beygirlik motor değil. Biri Euro 4, eskisi Euro 4, yenisi Euro 5. Ha, bunu vatandaş olarak, kullanım olarak biz bir değerlendirme alalım, ele alalım. Nedir bunun artı eksi yönleri, ona bakalım. İlk olarak insanların istediği şey, bizim ekspertizle karşılaştığımız, özellikle 2012 modellerde araba Euro 4 mü, Euro 5 mi olayı söz konusu. Biz bunu nasıl anlarız onu kısaca anlatalım. Euro 4 motorların motor kaputunu kaldırdığınız zaman kaputları, kaputun içerisindeki o plastik kapak daha büyüktür. Multijet yazısı olan kapak daha büyüktür. Aşağı doğru uzanır o. Aşağı doğru uzanır, daha büyük bir kapak. Daha uzundur ama Euro 5'lere baktığınız zaman o kapak daha küçülmüştür. Üstte küçük bir 1.3 multijet yazar. Üst tarafı şöyle tırtıklı gelir. Diğerinde yazı, multijet yazısı daha altta kalır. Üstte kalmaz, daha altta kalır. Daha uzun bir kapaktır. Kapak boyutlarındaki farklılıktan ortaya çıkarak hangisinin 90 beygir, hangisinin 95 beygir olduğu anlaşılır. Daha büyük kapaksa eski nesil Euro 4 90 beygir, daha küçük bir kapak, üstte kalan bir kapaksa Euro 5 95 beygirlik versiyondur. 2012'nin ilk yarısı Euro 4, 2012'nin ikinci yarısı Euro 5 olarak çıkmıştır. Genel olarak bilgi bu şekilde. Alırken buna dikkat etmek gerekiyor. Neye dikkat edeceğiz? Burada şuna aldanmayacağız. Ben ne kadar Euro 4 gördüysem ne hikmetse satıcıları Euro 5 olarak biliyor. 2012 olduğu zaman öyle bir kaos var. Aa diyor, biz Euro 5 olarak biliyorduk. Ya böyle bir şey yok. Ruhsattan nasıl anlaşılır? Ruhsatta doğru yazıldığını düşünerek konuşuyorum. Euro 4 ise 66 kW yazar beygir gücünde. Euro 5 ise 70 kW yazar. Yine bu detaylardan bir tanesi. İç detaylar da var aslında. Bagaj düğmesinin yeri gibi farklılıklar var. Bu detayları yazmak isteyenler, bilgilere haiz olanlar bildikleri detayları yazabilirler, farklılıkları. Ben en temel konu olarak görselde buradan bahsetmeye uygun gördüm. Karışık olmayan konulardan bir tanesi ayrım için. Peki Euro 4 ile Euro 5 arasında ne fark var? Biz Euro 4'ü mü tercih edeceğiz, Euro 5'i mi tercih edeceğiz? Şimdi teknik özelliklere baktığımız zaman sadece tek aradaki fark Euro 5'in 5 beygir daha kuvvetli olması gibi görünüyor. Yani tork değerlerinde bakıyorsun, işte 0-100 hızlanmasına bakıyorsun. Fabrika verilerine bakarak ben bunu söylüyorum. 13.8 gibi 0-100 hızlanması görünüyor. Burada değerler, bu arada verileri ben sahibinden komut teknik özellikler sayfasından aldım. Onu da söyleyeyim, kaynağı da söyleyeyim. Baktığın zaman herhangi bir fark yok şeklinde görünüyor. Ancak yeni nesil motor biraz daha seri hızlanıyor. Onu ben kullandığım zaman fark ettim. Daha verimli performans konusunda. Alt devirlerde daha iyi toparlıyor. Euro 4 kadar zorlanmıyor alt devirlerde toplarken. Artı yönlerinden bir tanesi bu. Daha çevreci motor. Çevreci motor derken Euro 4'te olmayan partikül filtresi bu araçta mesela konulmuş. Yani çevre kirliliğini azaltma özelliği olan bir şey. Zaten Euro 4, Euro 5'in farkı bu. Çevre kirliliğini azaltmak için Avrupa normları konuluyor zaman içerisinde. Avrupa normlarına ayak uydurmak gerekiyor. Üreticiler bunu yapmak zorunda. Şimdi günümüzde Euro 6 var mesela gibi. Euro 5'ler de bitti. O dönem Euro 4'ten Euro 5'e geçilmişti. Avrupa normlarına uyum gerektiği için egzoz emisyonu azaltmak adına partikül filtre konulmuş. Çevre kirliliğini azaltan bir faktördür. Ancak Euro 5'leri kullandığımız zaman gördüğümüz negatif durumlardan bir tanesi partikül filtre tıkanması, EGR problemi gibi sorunlar. Euro 4'e göre partikül filtre zaten yok Euro 4'te. Fazla yaşanan problemler, onu söyleyeyim. Yani bu arabanın yakıt sistemi, yakıt ve çevre kirliliğini azaltan sistemleri, arabayı biraz daha sıkan sistemler ve bir partikül filtrede problem olduğu zaman maliyetli bir parça. Genellikle iptal etme yoluna gidilebiliyor. İptal edildiği zaman sadece o parça yerinden söktüğünüz aslında arabanın bütün DNA'sı değişiyor. Elektronik kontrol ünitesindeki veriler değişiyor. Yani bunu böyle maliyetli olduğu için yapılıyor ama çok doğru gördüğüm bir şey değil açıkçası. Yani bir partikül filtresi iptal edilmiş, genetiğiyle oynanmış bir Euro 5 almayı ben çok uygun görmüyorum. Onu başlangıçta söyleyeyim. Bu önemli konulardan bir tanesi. Euro 4 ile kıyaslarken böyle bir problem var. Euro 4'te böyle problem yok. Euro 4 daha gaddar motor, daha eski nesil motordur. Daha kalitesiz yakıtta daha iyi verimli çalışan motordur. Nazik değildir. Yani biraz daha gaddar bir motordur. Baktığım zaman onu söyleyeyim. Bu gaddarlıkla ilgili örnekler vereyim. Daha sağlamlıkla ilgili örnekler vereyim. Mesela ben Euro 4'te 140, 150 bin, 160 bin kilometrelerde zincirden ses gelmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu tecrübe olarak size aktarabilirim. Her ne kadar servis, fiyat yetkili servisi standart belli bir kilometrede, yani genel olarak bunu 120 bin, 100 bin, 120 bin kilometre olarak söylüyorlar. Trigger zincir değişimi gerekir dese de
Euro 4 motorların 160 bin kilometreye kadar, 170 bin kilometreye kadar rahatlıkla daha fazla yol yapabildiğini size söyleyebilirim. Zincir anlamında Euro 5 biraz daha erken değişim ve erken ötme oluyor. Ben bunu artık sayısını bilmiyorum. Kaç tane ekspertizi yaptıysam lineerle alakalı yaşadım. Ondan tecrübe edindim. Biraz daha 130 bin gibi lineerin zincirleri ortalama ötüyor diyebiliriz. Tabii burada hani şehir içi kullanım, şehir dışı kullanım, bakım falan gibi faktörler söz konusu ama bir genelleme yapmamız gerekirse Euro 5'in zincir değişim süreci Euro 4'ten daha erken geliyor. Ben bunu fark ettim. Bir takım parçaları daha dayanıksız. İşte partikül filtre ekledikleri içinde bu arabadaki motor bakımları Euro 4'e göre daha yüksek. Dolayısıyla tercih ederken Euro 5 olduğu için yeni nesil motor tercih ediyor genelde bizim ülkemizde. Ancak bu tarz bakım eksikliklerinden kaynaklı diğer motorun daha iyi olduğunu, daha dayanıklı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Euro 4 motor lineayı ben çok uzun bir süre kullandım. 2011-2012 yıllarını kullandım. 2010 modeli vardı. Hatta benim o dönem düğün aracım falan da olmuştu. Uzun bir süre bizde kaldı. Sanırım bir 40-50 bin kilometre yaptık. Tek yaptığım bakım bujleri değiştirmek ve periyodik bakımını yapmak. Fren baltaları değiştirmek. Zincir mesela ben 130-140 bin kilometreye kadar kullandım. Zincirde en ufak bir ses yoktu. Turboda en ufak bir problem yaşamadım. İlk aldığımız gün gibiydi. Tek eskiyen balata da sertleşmedi ama titreme başlamıştı balatada. Tek eskiyen baskı balatasıydı. Onun dışında fren balataları, amortisörlerde, alt takımda bile en ufak bir şey olmuştu. Bu biraz kullanımla da alakalı muhtemelen. Dikkatli kullanmakla da alakalı. Ama dayanıklı bir araç olduğunu söyleyebilirim. Ki zaten en büyük göstergesi aracın taksilerde, ticarette rahatlıkla kullanılması. Bunu geçtik. Dizel motorlarla ilgili kısaca bahsettim. Tercih edilirken Euro 4'ün daha gaddar olduğunu söyledim. Euro 5'in biraz daha maliyetli motorlar olduğunu söyledim. Euro 4, Euro 5 ile ilgili farkın nasıl anlaşılacağını söyledim. Her iki motor da esasında çok iyi motorlar. Sadece sizden ricam, tavsiyem yağ bakımını asla geciktirmeyin. Tam sertlik yağ kullanılır. Ucuz yağ kaçmayın. Yapabiliyorsanız 1-2 bin kilometre önce yağ bakımını yapın. Kaliteli yakıt kullanın. Filtreleri değiştirirken orijinal filtresini takmaya özen gösterin. Filtre değişiminde kaçmayın. İşte bir sonraki bakımda değiştiririz yapmayın. Bu arabaların bakımını düzgün şekilde yaptıktan sonra asla ve asla kullanıcısını üzmeyen motorlar. Kronikle ilgili dediğim gibi EGR ve partikülle ilgili sorun yaşamadıktan sonra Euro 5'ler için konuşuyorum. Kolay kolay motora anahtar değmeyen araçlar. Uzun vadeli kullanabileceğiniz araçlar. Ben ortalama şunu söyleyebilirim. Bir kullanıcının 400-450 bin kilometre motorla rahatlıkla yapabildiğini söyleyeyim. Tabii ki yani rivayetler var. Şu motor 1 milyon yaptığı, şöyle olduğu falan filan ama hani genele bakmamız lazım. Türkiye koşullarında ortalama bir bakımla bu arabalar çok yüksek kilometreler yapan arabalar. Bilgimiz olsun. Dizel motorlarla alakalı da yine tavsiyelere devam edelim. Lineaların 120 bin ila 180 bin kilometre aralığı ağır bakım zamanıdır. Ağır bakımdan kasıt nedir? Baskı balataları o dönemde bitmeye başlar. Volantları o dönemde değişim zamanı gelir. Şanzımanla ilgili problemler o dönemde başlar. Değişim yani problem derken değişim bakım onarım zamanından bahsediyorum. Zincir zaten söyledik. Turbo ile alakalı yavaş yavaş turbo ötmeye başlar. İşte bu manifold contasından mı kaynaklanır? İşte turbonun kendisi mi revizyon ister? Buna bakmak gerekir. Yani özellikle bir linea alıyorsanız eğer bu linea 120 bini geçtiyse ve 180 bin kilometrenin altı ise bunlara dikkat etmek gerekiyor. Burada ağır bakım zamanı gelir. Yani şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki iki tane ilan açtık. Bir tanesi full servis bakımlı 200 bin kilometrede bir linea ya da bir tanesi diğeri de alternatif diğeri de 170 bin kilometre ama bakımları dışarıda yapılmış ve ne yapıldığını biz bilmiyoruz. Benim için 200 bin kilometrede ve sürekli periyodik bakımı yapılan linea daha avantajlı. Her ne kadar diğeri 30 bin kilometre altında olsa bile. Çünkü dışarıda yapıldığı zaman dışarıda yapılan bakımlar hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Temelde acil olan ne varsa onu değiştirmeye gidiyoruz. Ama servis bakımı öyle bir şey değil. Servis bakımında belli bir kitapçık, kullanım kitapçığı var. Burada olay aracın fabrikadan çıktığı kondisyonunu mekanik olarak koruyacak şekilde yıpranmış parçanın değişmesi esas alınır. Yani şimdi amortisör diyelim, amortisörden gidelim, örnek vereyim. Amortisörün performansı fabrikadan çıktığında örnek vereyim %90 arası performans. Şimdi araba 150 bine gelmiş. O amortisör patlamamış ama performansı yol tutma kabiliyeti %50'ye düşmüş. Biz bunu makinelerle ölçebiliyoruz mesela. O açıdan yüzde olarak söylüyorum. %50'ye düşmüş. Ne oluyor sanayide? Ya işte patlak değil. Daha bu bizi götürür. İşte böyle bagaja baskı yaparlar arka amortisörlerse ya da ön kaputta bastırırlar. Kaputu ezecek kadar bastırırlar. Bu seni daha götürür. Bunda bir şey yok. Tamam. Bu seni daha götürür dediğimiz nokta işte dışarıda sanayide bakım yapılan nokta. Ama serviste öyle değil. Servis ya bunun bu kilometresi gelmiş. Hala üzerinde orijinal amortisör var. Biz bunu değiştirelim. Yol tutuş çünkü orijinal fabrikadan çıktığı
formunu koruması gerekiyor. Mantığı ve algısı vardır. Dolayısıyla bu tarz, yani bir araba tercih ederken serviste bakımı düzenli yapılmış bir arabanın 20 bin, 30 bin, 40 bin kilometre daha dışarıda sanayide bakımı yapılmış arabaya göre yüksek kilometre olması tercih edilebilir olmasını sağlar. Ben o açıdan söylüyorum. Linea alırken yani 160 bin, 170 bin kilometre bakımı nerede yapıldığı belli olmayan bir araç almaktansa kafa kağıdı belli olan 200 bin kilometre Linea'yı almak çok daha doğru bir harekettir. Bilgimiz olsun. Uzun uzun anlattım. Bu anlattığımız size karşılığı bugün için söylüyorum. Tabii fiyatlar şu 10.000 ila 15.000 arası dönebilecek bir konu olduğu için hani böyle neredeyse, yani neredeyse değmeyse çiviyi çakar gibi tak 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 anlatmaya çalıştım kademe kademe. O yüzden ince ince bu konuya giriyorum. Aklımızda bulsun. Özellikle 100.000'i geçmiş 200.000 kilometrenin altında lineer dizel alacaklar bu konuya dikkat etsinler. Kısaca bu fikri de, bu bilgiyi de size paylaşmış olayım. Dizeli bu şekilde anlatmış olayım. Şimdi geçelim biraz benzinli motor, atmosferik motorda neler anlatacağız. 1.477 beygirlik Fire diye geçen 8 varfik motor inanılmaz yakıt ekonomisi sağlayan, emsallerinden çok çok az yakıt tüketimi sağlayan bir motor. Burada hemfikiriz ama onun dışında motor tamamen bir performans fakiri bir motor. Hani performans fakir derken ya bir hız yapacak olsak farklı bir arabayı tercih edebilirdik atıyorum. Bu arabanın 1.6'sını tercih edebilirdik diyebilirsiniz hani. Ama şuna bakmak lazım. Her ne kadar yakıt ekonomisini hedefliyorsak da motorun bir ara hızlanmasının, bir sollamada güven vermesi anlamında 0-100 hızlanmasının biraz daha tatmin edici olması gerekiyor. Yani bu motor bu arabayı bana sorarsanız çok zayıf kalan bir motor. Ama yakıt ekonomisi yönünden hiçbir problem yok. LPG ile uyum konusunda düzgün şekilde LPG takılırsa, AFR ayarları yani hava yakıt karışımları, düzenli sistem düzgün kurulursa çok çok kolay kullanırsın. Üzen arabalar değil. Ha düzgün kullanılmazsa ne olur? Düzgün kurulmazsa ne olur? Hava yakıt karışımı düzgün ayarlayamazsa araba zaten 1.4, 8 var. Çekmediği için yüklenildiği zaman kısa vadede conta yakma, motorda aşırı ısınmaya bağlı conta yakma, conta eritme gibi sinir kapaktan bahsediyorum. Sorunlar yaşanabiliyor. 1.4'lerde karşılaştığımız en önemli versiyonlardan bir tanesi bu. Onu da 1.4'le alakalı kısaca söylemiş olayım. Bunun haricinde orijinal yedek malzeme kullanmaya bakın. Orijinal yedek malzeme nedir? Baskı bağıtı değişiyor. Yan sanayisi var ama yan sanayisi ses yapıyor bunun. Orijinali takmak lazım. Orijinal arasında hani iki katı fark var açıkçası. Hani bir tanesi 1300-1400 lira civarı, diğeri 600 lira, 700 lira arası baskı bağıtı. Bu burada orijinal parça eğer uzun vadede kullanacaksınız, orijinal parça takmanızı size tavsiye ederim. Önemli konulardan bir tanesi bu. Yine önemli konulardan bir tanesi, dikkat edecek konulardan bir tanesi araçların soğutma suyunu kontrol edin. Soğutma suyunu kontrol etmek nedir? Araba tüplü benzinliyse bakalım antifrizi var mı ona bakalım. İşte dizelse antifriz var mı ona bakalım. Fabrika çıkışı antifrizi hatırladığım kadarıyla kırmızı renkti bu araçların. Yanlışlık varsa düzelt ama ben kırmızı renk olarak hatırlıyorum. Ezberim o şekilde kalmış kaldı. Antifriz mutlaka olacak. Yani antifrizin olması arabanın kendini soğutma sisteminin sağlıklı çalıştığının işaretidir. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. İster benzin ister LPG'li olsun. Antifriz bu. Konusu önemli. Yani kendini arabanın soğutma konusu önemli. Onu söyleyebilirim. Çünkü benim istediğim temel nokta şu. Burada bir video çekiyoruz. Bu videoda spesifik bir video. Yani bir Peugeot alacak olana yarayan bir video değil. Bir BMW alacak olana yarayan bir video değil. Sadece lineer. Yani Doblo alacak olana bile anlatmıyorum. İşte Albi alacak olana bile anlatmıyorum. Punto alacak olana bile anlatmıyorum. Burada tek bir modeli hedef alıyoruz. Hedefimiz bu videonun milyonlarca izlenmesi değil. Sadece doğru kişilere ihtiyaç duyulduğu anda doğru bilgiyi aktarmak için çekiyoruz. O yüzden de tüm detaylara giriyorum. Ya bu biraz hani ders niteliğinde video. Belki biraz sıkıcıdır, eğlenceli değildir. Ama doğru bilgiler içerir. Aklınızın bir kenarı bulunsun. Yani bunu da kısaca söylemek istedim. Bunlar haricinde Linea'nın güzel yanlarından bir tanesi dizel modellerinde özellikle kilometreyi beyinden görebiliyoruz genel olarak. Bir takım modellerinde bunu yapma şansımız olmuyor. Euro 5'lerde sanırım bir takım sıkıntılar var ama Euro 4'lerde özellikle kilometreyi görebiliyoruz. Eğer kilometre düşürülmesini profesyonel bir şekilde bütün beyinlerden sıfırlamadılar ise sadece ekran servis kilometresini silerse gösterge beyninden silindiyse biz diğer beyinlerden Linea'nın sağlamasını yapabiliyoruz. Geçmişte bir Linea'nın 600 küsur binden 200 küsur bine düştüğünü yakalamıştım. Tabii ki çok yakaladık ama gördük. Ama bu çok radikal bir örnek olduğu için bunu da söylemek istedim. Taksi çıkması bir arabaymış. Sonra araştırdık. İstanbul'da kullanılmış daha önce. İstanbul'da taksi olarak kullanılmış. İstanbul'da bir taksi ortalama 80-90 bin kilometre yapıyor. İzmir'de 40-50 bin kilometre yapıyor. Bilgimiz olsun kısaca onu da söyleyeyim. Yani 80-90-100 bin arası İstanbul'da yılda. İzmir'de 40 ile 50 bin arası yapıyor yılda. Orada da aklımızda bulunsun. O da bilgi olarak vermiş olayım. Ben genel taksi çıkması yaptım arabalarda bunu gördüm. Onu da kısaca vermiş olayım. Taksi çıkması linealara dikkat.
Taksi çıkması lineer nasıl anlaşılır? Onu da kısaca anlatayım. Yapacağımız işlem çok kolay. Aracın geçmiş vize kayıtlarını sorgulayacağız. Geçmiş vize kayıtlarındaki plakalarına bakarak hareket edeceğiz. Sigortacımızdan bilgi alacağız. Çünkü şu var, vizelerde sadece mesela biz 2010 model bir lineer'i baz alalım. Araba mesela 2010'da sıfır alındı, taksiye konuldu. İşte araba 2014'e kadar çalıştı, örnek veriyorum. Her sene 80-90 bin kilometre yaptı. 350 bin, 400 bin aralığına geldi. Taksiden çıktı. Araba satıldı mesela. Folyo kaplamalı bir arabaydı bu. Üzerinde sarı boya da bulamıyorsunuz. Folyoyu söküp arabayı sattılar. Aradan 7 sene geçti. 2014-2015'ten bahsediyorum. Sene 2022. Bu arabayı nasıl anlarız? Bu arabayı anlarken vize istasyonundaki kayıtlar yeterli olmayabilir. Çünkü vize istasyonundaki kayıtlar bazen 2014-2015'e kadar gelebilir. Yani sıralamaya baktığınız zaman sonraki son 3-4 vize gelmekte. O tek başına yeterli olmayabilir. Burada yapılacak işlerden bir tanesi araç sahibiyle beraber yetkili servise gitmek. Yetkili servise taksi zamanında bakıma girdiyse oradan yakalamak. Yeterli bilgi mi? Değil. Bunun dışında ne yapılabilir? Aracın bizim sistemlerimizde görünüyor detay bilgileri var. Önce nerede kullanıldı, işte İstanbul'da falan. Onlar bir işe yarayabilir. Hangi illerde kullanıldığına bakabilirsiniz. Kaç il gezdiğine bakabilirsiniz. Yeter mi, yetmez. Sigortacınız bu aracın önceki poliçeleri görebiliyor. Bu kişisel verileri koruma kanununa aykırı bir durum. Parantez içinde belirteyim. Hani bunu çok legal şekilde yapamıyorlar. Hani ama görebiliyor. Yani adam teklif hazırlayacak o arabayla alakalı. Arabanın geçmişini görebiliyor. Orada sigortacınızdan rica edebilirsiniz. Daha öncesinde arabanın geçmiş plakalarını taksi olarak, ticari olarak görünüyor mu? En temel bilgi oradan alınır açıkçası. Başka da bilgi alma şansı yok. Başka bilgi nasıl alırsınız? Araç sahibiyle emniyete gidip emniyetten sorduracaksınız gibi. Ha, bunu kaçımız yaparız? Kaç tane araç sahibi gelir? O ayrı bir konu. Yani bu aracın bilgilerine bu şekilde ulaşmanızı sizlere öneririm. Taksi çıkması lineer'dan kendinizi korumak adına. Ha, bir alıyorsunuz başka bir şey. Onu anlatırız, oturur anlatırız. Taksi çıkması, araç alırken neler dikkat edilir? Ayrı bir konu ama bilmeyerek almak bizi üzeceği için, yani aldatılmak, kandırılmak doğru bir hareket değil. Bizim de ekspert olarak bu konuda sizlere uyarmamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Bunu da kısaca söyleyeyim. Olsa çok ciddi kronik problemli olan arabalar değil. En basit benim gördüğüm şeydi. Plaka ışıklarında takılma yapar. Arka stoplarda takılma yapar. Nasıl takılma yapar? Yanlar yanmaz, patlar. Çok sık değiştiriyoruz. Ve Linea'nın mesela bir markası vardı. Onu takmasanız işte ampul uyum sağlamıyor gibi bir durum var. En çok ampullerle alakalı ben hani kronik şeyi söyleyebilirim, sıkıntıyı söyleyebilirim. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Benim aktaracaklarım genel bilgi, temel bilgi bu kadar. Eksik kalan yönler varsa şu konuya girmeniz, bunu da anlatın veya şu soru var ben alacağım, şuna dikkat etmem gerekiyor mu, şunu nasıl yapacağız derseniz yorum kısmı açık, yazarsınız. Ben de fırsat buluşka size cevap veririm. Onlarla alakalı bilgileri aktarırım. Benim temel olarak aktaracağım arabayla alakalı bunlar. Sormak istediklerinize her zaman cevap vermeye hazırım. Şimdiden herkese iyi seyirler.